Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın, bütün güzellikler sabah sabah sizleri bulsun inşallah. Evet, şöyle günaydın dedikten sonra açım heneslerimi göstereceğim. Sevgili takipçilerim sağ olsunlar, Allah razı olsun, benim açım heneslerimi merak etmişler. O yüzden şöyle açım heneslerimi göstereyim son haline dedim, böyle sabah sabah da kusura bakmayın sesimden dolayı. Evet, kapıya bakıyorum bir yandan da, dediğim ya daha önceki videoda da paylaştım arkadaşlar, ekmek satışı yapıyorum. İki arada bir arada böyle sizlere konuk olmak için böyle videolar çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi açım heneslerimin son halini şöyle göstereyim. Artık kış geliyor. Kış geliyor artık son aylarını yaşıyor. Ama benim açım henesleri bazıları çok yaramazlık yaptı. Diyeyim, yaramaz oldular. Daha hala renklerini göstermeyenler var arkadaşlar. Onları da merak ediyorum. İnşallah en azından bir tane dahi açsın diye gözlerine bakıyorum. Çünkü renklerini çok merak ediyorum. Şöyle kameramı ben daha yakına alayım. Ve teker teker o renkleri size göstereyim. Daha önceki videolarımda gösterdim ama yine aynı renkler. Ama o güzellik görülmeye değer bence. Yine açmayanlar tabii bu sefer yine açmadılar. Evet, uzun zamandır da böyle karşınıza geçmiyordum arkadaşlar. Ya acele işim oluyordu ya böyle üstüm müsait olmuyordu ama şöyle yine de sabah sabah ev haliyle sizin karşınıza geçtim. Evet sevgili takipçilerim, buyurun geçelim açım heneslerimin o güzelliklerine. Şöyle ben hemen geleyim ve videomu, kameramı ön tarafa alayım. Evet, açım heneslerimiz böyle. Gördüğünüz gibi pembe. Yavru ağzı da, daha doğrusu şöyle bir pembe karışımı diyeyim artık arkadaşlar. Şöyle bir rengimiz var. Kamerada hemen hemen aynısı çıkıyor. Şöyle bir baktım. Evet, çok çiçek açtı bu prensesimiz. Bayağı bir bol bereketli çiçeğini açtı yaz boyu. Artık kış geliyor. Son mevsimlerini yaşıyor. Evet, şuradaki şu güzelliğe bakar mısınız? Benim buradaki prensesim şöyle. Şöyle daha yakından alayım. Harika rengi var arkadaşlar. Evet, hemen şurada prensesimiz bordo ve katlı koyu kırmızı arkadaşlar. Evet, dediğim gibi son mevsimlerini yaşıyor dedik. Şöyle artık bunlar kuruyacak. Kesinlikle çiçekleriniz açım henes, ilk defa açım henes bakan arkadaşlarım için söylüyorum. Kurudu diye vazgeçmeyin. Dip kısmında rizonları var arkadaşlar. Rizonlarından. Çünkü bunlar mevsimlik çiçek. Bazı arkadaşlarımız hani çiçeği tanımadan alıyor. Açım henesleri gibi böyle rizonlu ya da yumrulu çiçeklerimizi alıyor. Mevsimi bitti artık, yani kurudu diye, daha doğrusu kurudu diye çiçekten vazgeçiyorlar. O topraktan atıyorlar ya da saksıya atıyorlar. Hani geri tekrar lazım olmaz diye. O yüzden arkadaşlar çiçeğimiz mevsimlik çiçek. Seneye nasip olursa baharda, kış boyu bu toprağın altında duruyor. Baharda tekrar sulamasını yaparsınız. Tekrardan böyle güzel güzel size çiçekler açar. Eğer saksınız da aşırı derece çok böyle yoğunsa o saksıyı açın. Mesela rizonlarını farklı farklı saksılara dikebilirsiniz ya da daha büyük saksıya dikebilirsiniz. Evet, birazcık açım henesin bakımlarını anlatalım. Ondan sonra tekrar sohbetimize, muhabbetimize devam edelim. Evet, açım henesler yapraktan çoğalabilir arkadaşlar. Rizondan çoğalıyor ve yapraktan çoğalır. Hatta çeliğinden çoğalır. Buradaki prensesimiz, ben çeliğinden çoğalttım. Buradaki de yaprağından çoğalma. Evet, yaprağını nasıl dikiyor arkadaşlar? Şöyle göstereyim hemen. İster suya ıslatın. Daha önce ben videomda suya ıslattım. İster de böyle tekrar direkt toprağa dikebilirsiniz. Hatta tuttu mu tutmadı mı şöyle ben sizinle beraber bakayım. Evet, gördüğünüz gibi saçak atmış. Bunu ben tekrar dikeceğim videodan sonra. Saçak atmış. İster direkt böyle dikebilirsiniz. Bunu ben direkt diktim. Suya ıslatıp da kök atıp saçak attırıp tekrar da dikebilirsiniz. Dip kısmında bayağı bir bolca rizonlar olur. Rizonlarından da dikebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Evet, çeliğinden, dediğim gibi böyle çeliğinden dikebilirsiniz. Ve toprak yapısında çok aşırı böyle, ben normalde doğa toprağı kullanıyorum. Yani çam toprağı kullanıyorum. Orman toprağı kullanıyorum arkadaşlar. Çiçeklerime biraz da bahçe toprağı karıştırıyorum. Biraz olursa kum karıştırabilirsiniz, dere kumu. Onlarla da zenginleştirebilirsiniz toprağınızı ama
Ben şu anda bahçe toprağını çok az koymuşum. Orada bir hata yaptım. Saksılarım zaten küçük. Orman toprağını çok koymuşum. Normalde açımenesler nemli toprağı çok sever. Yani nem tutan toprağı çok seviyorlar. Benim bunlar çok su ihtiyaçları oldu. O yüzden bodur kaldılar. Fazla boylarına gitmedi. Çiçeklerini de böyle teker teker açmaya başladılar. Çünkü suyuna doymadılar arkadaşlar. Osmaniye'de çok sıcak. Nem tutan toprağa nasip olursa inşallah seneye nem tutan toprağa dikmek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şurada daha hala rengini göstermeyen açımeneslerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar benim artık mevsimi bittikten sonra kuruyacak. Sulamasını yapmayacağım. Toprağı tamamen kuru duracak. Ve ilkbahar aylarında sulamaya başlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra teker teker minik minik böyle rizomlarını kendilerini göstermeye başlarlar. Böyle de harika harika prensesler açarlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki de böyle nar çiçeği renginde kırmızımız. Prensesimiz de daha rengini göstermedi. Ama inşallah açacak. Evet, buradaki de cam güzelimiz. Nemli toprağı çok seviyor dedik. Benim gibi böyle hazır toprak ya da su tutmayan toprağı birazcık dikmeyin derim. Nemli toprak olursa daha güzel olur. Nemli toprak tutan, yani nasıl diyeyim, şöyle bahçe toprağı, direkt bahçe toprağına da dikebilirse, öyle bir imkanınız varsa. Evet. Gördüğünüz gibi dedik, yapraktan tutuyor, çeliğinden tutuyor ve rizonundan üretiliyor, çoğalıyor. Mevsimlik çiçek arkadaşlar. Birkaç tane benim böyle rizonlu, yumrulu çiçeklerim var. Ben bazen hatırlatma yapıyorum, hani kesinlikle kurudu diye atmayın, saksınızdan vazgeçmeyin diye. Bunlar da o cinslerden bir tanesi. Hemen şurada göstereyim. Yumrulu bir çiçeğim var. Bu da arkadaşlar Syningia türlerinden. Daha tam ismini bilemiyorum. Bu bana sürpriz geldi bir yerden ama bunun videosunu ayrı bir paylaşım yapacağım. O da yumrulu bir çiçek. Glaxonia gibi, Syningia gibi mevsimlik çiçekler. Hatta mor yonca var. Onu da yakın zamanda videosunu çekeceğim. Mor yoncamızın da rizonları var arkadaşlar. Tıpkı bu açımenes gibi. O da mevsimlik çiçek. Tamamen bitmişti. Yaz boyu yoktu bende mesela. Daha yeni yapraklarını verdi, çıktı. Onun da bir videosunu paylaşacağım. Hemen şunu buradaki prenseslerimizin yanına getirelim. Evet, burada daha güzel gözüktü. Şunu da şöyle alalım. Evet arkadaşlar, harika da güzel. Böyle oldular. Çok çeşitli. Ben ilk defa aldım bu yıl bunların. Sadece mor olan o eski türlerden vardı. Şu anda onun çiçeği üzerinde olmadığı için getirmedim masamın üzerine. Çünkü benim balkonumda duruyor. Açık havada duruyor bunlar. Hepsini teker teker masamın üzerine böyle getirip bir de videosunu çekmek biraz zahmetli oluyor ama siz değerli takipçilerim için bence değer. İstek üzerine çektim bu videoda. Birkaç tane takipçim Azerbaycan'dan da istediler, Türkiye'den de. İstediler, açımenesimin son halini görmek istediler. Buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar, öpücükler gönderiyorum hepinize arkadaşlar. Evet, hepinizden de Allah razı olsun. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bir kocaman bir aile olduk. Evet, Instagram hesabım ve TikTok hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da böyle çok güzel müzik eşliğinde reels videolar paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara herhangi bir vitamin veriyorsunuz mu, vermiyorsunuz mu diye merak edenler varsa, ben vitamin kullanmadım bunlara şimdiye kadar. Direkt toprağa diktim. Sulamasını yapıyorum ve yarı gölge yerde. Arkadaşlar bunu kesinlikle unutmayın. Güneşi, aşırı güneşi pek sevmiyorlar. Ve yapraklara da su değdirmeyi sevmiyorlar. Leke oluyor güneşten dolayı. Bunlar yani böyle, bakımı böyle. Aslında çok kolay bir bakım ama çiçeğinizi tanıdıktan sonra da kolay bir bakımdan sonra böyle harika da güzel oluyorlar. Evet, aboneliler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Buradan yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş gelmişler diyorum. Ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz.
Evet, inşallah üretirsem satışım olacak ama üretmeden satışı yapamıyorum maalesef ki arkadaşlar. Çünkü ben de bu yıl aldım. Bu yıl ilk çiçeklerini görüyorum. Ve çok da böyle tatlışlar. Çok da böyle şekerler. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. En güzel terapi çiçek terapisi. Ve kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hep sağlıklı kalın inşallah. Bütün güzellikler sizlerin olsun.